Hoş geldiniz. Aslında 100 kişinin altındaki salonlarda çıkmıyorum sahneye ama size özel bugün çıkalım dedik değil mi? Teşekkür ederiz abi. Tekrar hoş geldiniz. Bugün aslında çok ilginç bir söyleşi olacak bu. Eminim buradan ayrılırken wow etkisi yaratacak size. Çünkü karşımızda gerçekten çok ilginç işler yapan bir girişimci var. Aslında iş modeli, geliştirdikleri ürünler, kendi içerisinde çok özel işler ama onun dışında da yaptıkları var. Ben biraz daha ürünlerden ziyade yaptıkları üzerinde bugün duracağım. Co-print girişimimiz karşımızda olacak. Hüseyin bugün bizimle beraber. Ama Fatih diye bir arkadaşımız daha var, diğer girişimcimiz. O da şimdi nerede? Londra'da. Aynen, o İngiltere'de şu an. Başka bir fuarda. Evet, ikiye bölünmüşler. Girişimcinin biri burada, biri orada. İki ortaklar. Ben müsaade edersen Hüseyin bir giriş yapayım. Ondan sonra sana sorular, ilginç sorular hazırladım. Onları soracağım. Şimdi Co-print girişimi iki tane çok genç ama birazdan hikayesini Hüseyin'den dinleriz ama çok genç iki girişimci tarafından kurulmuş. Bir ihtiyacı aslında çözmüşler ama arkadaki mücadele gerçekten takdire şayan. Hani hep bir girişimin arkasında hikaye vardır ya, her girişimde aslında o hikayeyi de ararız biz yatırımcılar. Burada gerçekten böyle bazen tüylerinizi diken diken edecek, bazen böyle iyi hissettirecek, bazen aferin ya, bravo çocuklara diyebileceğiniz çok çok gerçekten özel bir hikaye var. Bu hikayenin başlangıcını bence dinleyelim, sonra da gelişerek, geliştirerek gidelim. Hüseyin, siz kimsiniz? Ne yaptınız? Hikayeniz nedir sizin? Merhabalar herkese. İsmim Hüseyin benim. Hüseyin Özen. Co-print'in kurucu ortağı ve CTO'suyum. Bütün teknik olaylar, ürün gelişimler ve mühendis konularının hepsiyle ben ilgileniyorum. Biz aslında Fatih'le ortaokuldan beri arkadaşız. Yani çok uzun, 10 yıl aşan bir arkadaşlığımız var Fatih'le. İstanbul'a da birlikte geldik üniversite eğitimimiz için. Ben mekatronik mühendisliği okudum aynı zamanda. Mekatronik mühendisiyim. Fatih de uluslararası ticaret okudu. Aslında böyle o zamandan beri ufak tefek kafamda dönüyordu yani. Eğer birlikte bir iş yaparsak. Ben olayın teknik tarafını gösteririm. Fatih de tekniğin dışına kadar her şeyi gösterdi. Bu arada ben arada müdahale edeceğim. Fatih daha okulu bitiremedi. Tembel arkadaşlar. Onu da söylemek lazım. Yani. Kickstarter kampanyasını yaptıktan sonra okula bir daha gidemedi abi. İşte 2019'da biz Co-print'in temellerini Fatih'le birlikte attık. O zamana kadar da 3 boyutlu yazılarla ilgilenmiştik. Ama bizim yaptığımız stajlar, İstanbul'daki işte girişimci ekosistemini takip etmemiz falan hepsinin sonucunda artık ben dedim ki yeter. Biz artık bir şeyler yapabilir haldeyiz. O zaman üniversitenin 3. sınıfındaydık. O zamana kadar da birçok şey denemiştik aslında. İşte, aynı zamanda en önemlisi de 3 boyutlu yazıları çok yakından takip ediyorduk. Sektörü çok iyi biliyorduk yani. Sektörde çok büyük bir açık olduğunun farkındaydık. Ama 3 boyutlu yazıcı değildi sizin hedefiniz. Onu da belirtmek lazım. Yani 3 boyutlu yazıcı yapmak zaten o dönemlerde böyle herkes evlerinde de yapıyordu. Evet. Ama siz başka bir şey gördünüz orada. Evet. Ya bizim gördüğümüz şey aslında şeydi. 3 boyutlu yazılarda böyle bir gerçekten inovatif, farklı bir şey olabilir. Renkli basması mümkün gibi düşünüyorduk. Yani o zamanki ürünlere, sektöründeki şeylere bakıyorduk. Renkli basan yoktu ve kimse hani hiç umursamıyormuş gibi bir durumdu. Biz dedik bu önemli bir şey herhalde, biz ona girelim. Öyle başladı Fatih'le. Güzeldi. Önemli bir şey herhalde. Biz buna girelim. Yani bu da güzeldi. Bu arada elimde gördüğünüz ürün boyalı değil. Yani 3 boyutlu yazıcılarda bilirsiniz. İşte basar, tek renk basar, sonra onlar zımparalanır, boyanır falan filan değil mi? Bu elimdeki ürün doğrudan baskı. Yani bu niye renkli? Co-print yüzünden. Biraz orayı anlat istersen. Evet, dediğim gibi 2019'da başladık. 2 yıl süren bir Ar-Ge sürecimiz var. Biz aslında 2 yıl bir sürü girişimci etkinliğine katıldık. Ayakta kalmaya çalıştık. Girişimi oluşturmaya çalıştık yani. Ofisiniz kaç metrekareydi? Ofisimiz 8 metrekareydi abi. Gece gündüz çalışıyorduk orada. Yatak da vardı. Yatak da vardı aynen. Orada gece gündüz çalışıyorduk. O zaman bizim hayalimiz şeydi yani. O zaman böyle 8 metrekare bir ofisimiz var. O ofiste çalışmaya devam ediyorduk işte. Ürün gelişimleri uzun sürdü. Çünkü hala da üniversite öğrencisiydik. Pandeminin de bir tık etkisi vardı. Ben artık bil fiil ürün geliştirebiliyordum. Bir tek hayalimiz vardı. Kickstarter'ı çok yakından takip ediyorduk. Kitle fonlama kampanyası yapmak istiyorduk Kickstarter'da. Sadece ona hazır hale gelebilmek istiyorduk yani. Dur, ondan önce yine belki çok az kişinin bildiği ilginç gelecek yine size bir hikaye söyleyeyim. Onun üzerine devam et. Tamam. Arkadaşlar bu işleri yapmaya karar verdiklerinde bizim fon bulucunun daha önce Fikirler Yarışıyor diye uzun süre yürüttüğü bir çalışma vardı. Fikirler Yarışıyor yarışmasına biz fikirleri alıyorduk.
bir jüri vardı, 34 kişilik. O jüri, ki Türkiye'nin her yerinden kozmopolit bir yapı, oylama yapıyorlardı. 5 tane değil mi? 5 tane mi? 3 tane girişimi biz listeliyorduk. Daha sonra halk oylamasıyla en fazla beğeni alan girişime biz en son verdiğimiz 17 bin lira falan, yani bir para veriyoruz ki girişim bir sonraki aşamaya geçsin diye. Hüseyinler ona başvuruyorlar ve biz reddediyoruz. Evet. Biz aslında o zaman için 17 bin TL bizim için çok güzel bir paraydı yani. Çok, o zaman onunla bir sürü işte ekipman, kontrol kartı, parça, civata vida alıp onunla ürün gelişmeye devam edecektik. Onun için şey yapmıştık. Şöyle demiş olabiliriz. Ya, yani bunun renklisine ne ihtiyaç var, işte boyanıyor falan demiş olabiliriz, bilmiyorum, hatırlamıyorum ama daha sonraki hikayeyi de söyleyeyim, öyle devam etsen. Tabii bu redle ilgili biz çok fazla girişim başvurusu aldığımız için hangisini reddettiğimi bilmiyordum ama bana Fatih LinkedIn'den yazmış bana, işte ben de ona biraz daha çalış falan filan demişim. Bakın sonra hikaye nereye gelecek, şaşıracaksınız. Biraz daha çalış falan gibi değil mi? Ona benzer bir şeyler söylemişim ama çok kibar bir şeyler söylemişim. Evet, yani o gün hatırlıyorum. Kırmamışım. Sonra bizim platforma başvurduklarında Kickstarter'da zaten bir kampanya yapmışlardı. Biz çok heyecanlandık ve bütün kampanya süreci bitti. Kampanyanın yayına alınacağı son gün bana Fatih dedi ki, abi beni hatırladın mı? Gerçekten bu oldu. Beni hatırladın mı dedi. Film gibi değil mi abi? Film gibi. Bu hikayeyi anlattı bana. Gerçekten hatırlamamıştım. Ve gelen kampanyayı kabul etmek için, bir an önce kampanya yapmak için müthiş bir heyecan duyuyorduk. Çünkü Kickstarter'ı bitirdiler. Orayı anlatırsın şimdi. Sonra bizim platformumuzda kampanya yaptılar ve rekorla tamamladılar. O dönemin en büyük rekorlarından biriydi. Fakat bu arkadaşların hikayesi, daha doğrusu kitle fonlama kampanyası hikayesi Kickstarter'la başlıyor. Sayıyı söyleyeyim, şu ana kadar 6, dünyanın farklı ülkelerinde, farklı platformlarda 6 kampanya yaptınız. Evet. Ve yeter artık diyoruz. Bence Kickstarter'dan başlayarak ilk paya dayalı kitle fonlama kampanyanızdan devam edelim. Dediğim gibi işte o zaman hayalimiz, hedefimiz Kickstarter'da. 2019'dan beri Kickstarter'ı hedefliyoruz, hayal ediyoruz. Oradaki birçok projeyi inceliyoruz. Diyoruz ki kesinlikle biz de yapabiliriz. Bir anda dünyanın birçok ülkesine açılmış oluyoruz eğer orada ürünümüzü lanse edebilirsek. Ona odaklıydık yani. O süreçte o çok yoğun çalışma, o 8 metrekarelik ofiste gecelerde sabahlamanın tek açıklaması oydu yani Kickstarter kampanyasını yapabilmek. Kickstarter, biraz daha net tanımlamam gerekirse, paya dayalı kitle fonlama değil, insanların ürün satın aldığı bir kitle fonlama platformu. Biz orada ürünü lansman yapıyoruz. Aslında bir lansman platformu. Üretmeden ürünü satın alıyorsunuz. Evet, böylelikle kaynak yaratılıyor. Öncesinde. Aynen. Seri üretim öncesinde ürünü oradan ön siparişle satın alıyorsunuz. Daha sonrasında işte müşteri hem tüm seri üretim sürecini takip ediyor, aynı zamanda ürünü ilk ulaşanlardan oluşuyor. Yani aslında kitlesi yeni teknolojiyi takip eden, yani teknoloji meraklısı insanlar Kickstarter uygulamasını indirip yeni teknolojiler var mı diye sürekli tarıyor. Aslında ürün doğrulamasının da yapıldığı bir yer. Yani bu çok önemli bir şey. Ürünün gerçekten satılabilirliğinin doğrulanması girişimciler için çok kıymetli bir süreçtir. Yani, onu da yapmış oluyorsunuz aslında bir tarafta orada. Aynen öyle. Bizim aslında orada Kickstarter'daki başlat tuşuna bastığımızda o test gerçekleşmeye başlıyor. Yani ürün doğrulanma süreci başladı. 30 günlük kampanyada ürün yeterli seviyede mi değil mi, o gerçekleşmiş olacak. 2001 Kasım ayında biz artık her şeyi tamamlamıştık. Ürünü hazır hale getirmiştik. Son paramızla İngiltere'de şirketimizi kurmuştuk. Kickstarter kampanyası için o da gerekliydi. Bu süreci o kadar olan her şeyde yine sermayesiz devam etti. Yani biz işte KYK burslarımızla başlamıştık aslında olaya. Bütün ailemizin, işte tanıdıklarımızın her şeyi, bütün alabildiğimiz bütün destekleri, işte bütün kaynaklarımızı harcamıştık. Yani artık bizim son kurşunumuzdu. O yüzden o Kickstarter kampanyasına önce bir 2 ay hazırlık sürecimiz olmuştu. O 2 aylık hazırlık sürecinde bütün fare deliklerini kapatmaya çalıştık. Yani bütün başarısızlık olasılıklarının hepsini iptal etmeye çalıştık. Organik pazarlama tarafına çok odaklandık. Yani reklam için harcayacağımız da çok bir bütçe yoktu. İnsanlara bir şekilde kampanya öncesinde Co-Print'i duyurmanın bir yolunu bulduk. 23 Kasım'da 2020 tarihinde Kickstarter kampanyasına başladık. Başladığımız dakikada Fatih yanımdaydı. İşte birlikte yemek yemiştik. Yemekten sonra bilgisayarı çıkardık masaya. Launch tuşuna basacağız. Fatih'e döndüm, dedim ki yani şimdi Fatih, ben zaten çok heyecanlıyım böyle ama hayatımda
tarif edemeyeceğim duygular yaşıyorum o gün yani. Çünkü hayatımın olayı, hayatımın girişimi, yıllardır her şeyi buna vermişim. Launch tuşuna basacağız. Burslar da ona gitmiş. Evet, her şey gitmişti yani. Bir de benim bütün emeklerim, kariyerim, işte daha ondan önce aldığım iş teklifleri, staj teklifleri gitmeyip ben yok ben işime devam edeceğim dediğim. Hatta bir de ailenin yaklaşımını da söyle, bence o da önemli. Ailemin yaklaşımı da çok şeydi. Sürekli hep yanı destek oluyorlardı ama ne yaptığımı da bilmiyorlardı yani. Hatta bazı yerlerde ben onlara böyle dert yanmaya çalışıyorum. Diyorum ki yani şu an çok zor. Onlara söylüyordum yani şu an çok zor gidiyor. Onlar sürekli bana yardımcı oluyordu. İcat çıkartma oğlum, git bir SGK'lı iş bul demediler mi? Annem özellikle çok üzülüyordu. Beni çok yoruluyor olmama çok üzülüyordu. Ama beni vazgeçiremeyeceğini de bildiğinden destek olmaya çalışıyordu. Yani annem, babam özellikle sürekli her gün arardı. Yani. Biz babamla her konuştuğumda iş hakkında kritik yapıyoruz. Yani öyle bir şeye döndü artık şeyimiz. Çok yardımcılar. İşte yemeği bitirdik, bilgisayarı masaya çıkardık. Lan şuna basacağız, bütün emeklerimiz, her şeyimiz, bütün paramız. Son 3-4 yılımız, ürüne de güveniyoruz ama... Bu arada bu kadar hani abartıyor falan gibi düşünmeyin ama 20 yaşında yani. Evet. O tuşa bastığında 20 yaşında. Dolayısıyla bir girişimcinin, bir gencin aslında hayallerinin tuşu o. Öyle düşünün. Çünkü ilk yatırımcıları da kendileri. Dışarıdan bir kaynak bulamamışlar. Nereye gittilerse işte Hakan abilerine gelmişler. Hakan abileri bile reddetmiş onları. Evet. Dolayısıyla o tuş önemli bir tuş. Aynen. O tuş önemli bir tuş. Şu an hatta gittim geldim oralara. Yani. O yüzden biraz daha böyle duygusal anlattım. Kusura bakmayın uzattım da. Fatih'e dedim ki döndüm şimdi dedim ilk 5 dakika ne olacak dedim. Yani ilk 1 dakika içerisinde ne olacak Fatih? Sence hareketli mi olacak? Yani biz buna bu kadar uğraştık ama ilk 1 dakika, ilk 15-20 saniyede ne olacak dedim. O da işte bence gelecek dedi yani. Sonra birlikte bastık tuşa. Bir anda ortalık çok hızlı hareketlenmeye başladı. Bir sürü sipariş bir anda gelmeye başladı. Biz ilk 10 dakikada 20 bin dolara ulaşmıştık. Havaya zıpladın mı sen? Merak ettim. Ben o konuda çok şeydim yani. Çok sürekli kendimi tutmaya çalışıyordum. Çünkü ondan önce bizim bir ara konu kampanya deneyimimiz var. Biz ara konu kampanyasında da sürekli böyle müthiş hazırlandık. O zamanki gücümüzle müthiş hazırlandık yani. Eksiyiz yine de. Oradaki süreçte başlarken Fatih'le böyle hopluyoruz, zıplıyoruz, zıplıyoruz falan yani. O zamandan o deneyimi yaşadığım için sakin olmam gerektiğini düşünüyorum yani. O da bir yarım saat falan oldu, 40 bin dolar yazıyordu. Ama ben hala da böyle sevinmemeye çalışıyordum, kendimi tutuyordum. Yani durumu kontrol altına alıyorum. İşte mailler atıldı mı, son postlar atıldı mı, oradan paylaştık mı, buradan paylaştık mı, tekrardan hatırlatma, şunu yapalım falan. Hepsini hala kontrol etmeye çalışıyorum. Yani olaya sevinmeyi geçtim. Bizim formülcüde 40 kişi yaptığımız işi 2 kişi yapmışlar işte yani sonuçta. Olay öyle oldu. Ben orada çok şey yapamadım ama tekrardan sonra hemen oradan çıktık. Bu sefer olayı kutlama boyutuna getirip böyle biraz daha rahat, aynı zamanda kontrol edeceğimiz bir yere geçtik. Sonra o süreçte bana bir mail geldi. Aslında Fatih daha önce görmüştü, bana söyleme, benim tepkimi merak ediyor. Mail geldi, mailde şey yazıyor, Kickstarter'dan mail. İşte biz işte sizin projenizi Project Villa olarak seçtik. Evet. Ben bu maili gördüm zaten. Kampanyaya gelen o kadar yüksek bir talep var ki Kickstarter bunu görmezlikten gelemiyor ve özel bir rozet veriyor. Aynen. O rozeti aldıktan sonra zaten tamam dedim. Ya yani orada hoplayı zıpladım işte. Abi. Orada çıldırdım yani. Tamam dedim. Bundan sonrası çok kolay. Sonrasında çok güzel bir ay başladı bizim için. Yani bayağı keyifliydi. Yapacağımız başka bir şey de yoktu. Sadece olayın biraz daha pazarlama tarafı vardı. Olayı artıracaktık. Artık etrafımızdaki herkese gittik. İşte ben babamın bütün yatırımını aldım. Dedim ki baba bunu reklama mı basacağız şimdi? Şu an çünkü ilk gün 100 bin dolar olmuştu. Hemen 24 saatte. Hemen verdi mi öyle? Tabii babam zaten ondan öncesindeki 2 yıl boyunca vereyim diye bekliyordu. Ben almıyordum aslında. Şu an değil diyordum. Yine yani reklam için olan bütçeyi de yine etrafımızdan, ailemizden topladık. 30 gün boyunca reklamı aktif tutmaya çalıştık. 30 günün sonunda olay 220 bin dolara geldi ama o 30 gün boyunca bir insan gibi Coop'in Kickstarter sayfası yaşadı. Bir ben takip ettim, bir Fatih takip etti. Yok ben şahidim çünkü kampanyanın son günlerinde aynen. Canlı bağlantılar yapıp bizim taraftaki kampanyayı hazırlıyorduk. Bunların halini görmeliydiniz yani. Böyle evsiz homelessler gibi bir durumdalardı. Aynen. Uyku, çünkü biri uyuyordu, öbürü kampanyayı takip ediyordu. 7-24 devam eden bir kampanya. Aynen. Arkadaşlar çok özür dilerim Hüseyin. Niye bunun üzerinde bu kadar durdum? Doğuş hikayesi çok kıymetli hikayelerden. Hani hep duyarız ya Amerika'da garajlarda doğan şirketler. Yani bir garaj şeyi vardır. Ekonomisi vardır Amerika'da. Burada ama çok daha farklı bir hikayeyle karşı karşıyayız. Gerçekten
Bu arkadaşlar inanmışlar. İnanmışlığın güzel bir örneği. Kickstarter'da kampanya yapan Türkiye'de çok az şirket var. O dönemde de çok yok. Haliyle alacakları bir danışmanlık da yok. Tamamen sistem İngilizce, tamamen farklı bir yapı. İngiltere'de, daha doğrusu Türkiye dışında bir şirket olmak zorunda ve ona rağmen 220 bin dolarlık bir satış yaptılar. Bence bu paradan çok daha kıymetli bir şey. Çünkü ürün doğrulandı, ürüne para ödeyecek insanlar oluştu. Tam bir aslında girişimcinin doğru başlangıç noktalarından biri. Evet. Oradan şeye gelelim. İlk hisse satışınıza, ilk kampanyanıza. Bence oraya evrilelim. 2022 Ocak değil aslında. 24 Aralık falan bizim Kickstarter kampanyasının son haftasıydı. Ankara'ya geldik sizinle görüşmek için. Fon bulucu için orada o hızlı karar verdik. Direkt, hadi yapalım. Aynen, direkt hadi yapalım dedik yani. Bizim için. Biz zaten oradaki düşüncemiz de şuydu. Bundan sonra arkamızdaki hızla olabildiğini büyüyelim. Yani ekibimizi genişletelim, çok iyi bir ofis tutalım, çok yüksek üretim kapasitelerine sahip olalım. O günden sonraki 2 yılda ben görebiliyordum yani. Biz bu ürünü yaptık, şu an satacağız. Ön sipariş aldık ama şu an bunları üretip satacağız. Daha sonrasında bunun 5 ürün daha yapabiliriz. Hadi güçlenip büyüyelim diye düşündüm yani. Çok hızlı da oldu o kararın verilmesi, kampanya sayfasının hazırlanmasının. Siz de biz kadar dinlemektiniz, bizi hemen kabul ettiniz, bağrınıza bastınız. Biz size gelelim mi der demez, siz tabii ki gelin gibi karşıladınız bizi. O yüzden de... Daha önce reddetmişiz işte, utandık. Ama o zaman tam zamanında evet dediniz abi. Öyle söyleyeyim yani. Tam zamanında tekrar evet dediniz. O zaman burada şunun altını da çizelim. Girişimci için timing ne kadar önemliyse aslında yatırımcı için de timing o kadar önemli. Yani ilk başvurularında biz kabul etseydik belki başarısız olabileceklerdi açıkçası. O süreci geçirmelerini sağlamışız. Biraz da hırslandırmışız aslında. Reddedildikçe bazı girişimciler hırslanır. Evet. Dolayısıyla doğru zamanda kabul edince sonra ne oldu peki? Sonrasında kampanya sayfası açıldı. Fonlama başladı. Fonbulucu.com'da. Ve bitti. Ve bitti. Aynen. O da çok hızlı sürdü. Çünkü o süreçte biz insanlara Kickstarter kampanyamızdan bahsetmeye başlamıştık. Senin de dediğin gibi çok böyle yapılmayan bir iş planı, iş modeli yani. Kickstarter'da bir anda 65 farklı ülkeye ihracat yapmak, 200 bin dolar bir satış elde etmek güzel bir başlangıç. Ben Co-Print'in geliştirdiği ürünü şuna benzetiyorum. Şimdi hepiniz gençsiniz de siyah beyaz televizyonu arkada benim gibi arkadaşlar var. Siyah beyaz televizyonu hatırlayanlar vardır. Siyah beyazdan renkliye geçtiğimizdeki bizim heyecanımızı siz bilemezsiniz. Aslında 3D printer camiasında da renkli baskıya geçişte aynı heyecan yaşanmış arkadaşlar. Biraz da Kickstarter'daki başarının esas sırrı bu olsa gerek değil mi Hüseyin? Evet, yani kullanıcılar özellikle her satıştan sonra onunla şey soruyorduk, yani yorumunu soruyorduk. Orada gelen maillerin çoğunda çok heyecanlıyım bunu deneyeceğim için diyordu. Yani insanlar gerçekten yeni bir teknolojiye adım atıyordu yani. Tuş telefondan dokunmatik telefona geçermiş yani gibi. Bu bir icat, o yüzden. Bence icat kategorisinde olmalı. Gerçekten bir sorunu çözmek ayrı bir şey girişimciler için. Evet. Ama onun dışında gerçekten yeni bir kültür oluşturmaya yönelik bir icat, bir ortaya koyabilmek çok önemli. Bence başarınızın birçok sırrı var ama esas sırrı mucit olmanız. Teşekkür ederiz abi, estağfurullah. Ama güzel bir mühendislik yaptık diyebiliriz yani. Orada inceyle bir sık dokunduk. Çok stratejik bir ürün bulmaya çalıştık yani. Fon buluca geldik. Bir anda... Rakamları da zikredelim. Tabii. İlk 2022 Ocak'ta 3 milyon TL'lik bir tura çıktık. %15'i karşılığında şirketimizin. O zaman 1587 yatırımcıya ulaştık. En fazla yatırımcı adedi rekorunu da kırmıştık o zaman. Evet. O zaman içinde 3 milyon güzel bir rakamdı. Hani kitle fonlamada alınmış rekorlardan biriydi diye hatırlıyorum yine. Daha sonrasında hemen çalışmalara başladık. Ekibimizi kurduk. Şunu unuttuk. Tabii. Bu arada Kickstarter'da yaptıkları kampanyalarda 64 ülkeden sipariş almışlardı. Aynen. Bu 64 ülkeden alınan siparişlerin üretilip teslim edilmesi evet, gerekiyor. Evet, aynen öyle. Yani o gün şöyle bir durumdaydık. Yatırım aldık. Satış da yaptık. Ürün de var hazır. Ama seri üretim tarafı eksik. Ekip tarafı eksik. O zaman da yine bir tane sandalyemiz yoktu kendimize ait yani. Burada yine güldürecek bir şey söyleyelim. Aslında satış yapmışlar ama ortada ürün yok. Bu da güzel yani. 64 ülkeye 220 bin dolarlık satış yapmışlar.
Ama gönderilecek bunlar. Gönderilmesi için de ne yapması gerekiyor? Üretilmesi gerekiyor. Aynen öyle. Üretilmesi gerekiyor. Üretilmesinden önce ofis tuttuk, gittik. Fatih ile mobilyacıları gezdik. Sandalye masamızı aldık. Ekibi oluşmaya başlayıp alet edevatına, yani orada yüzlerce kalem vardı yani yapmamız gereken. Bir iki ay içerisinde hepsini gerçleştirmeye çalıştık. Bir yandan işte Çin'den ithalat yapıyoruz. Bir yandan Türkiye'deki üreticilerle görüşüyoruz. Bir yandan tekrardan iş görüşmeleri, CV inceliyoruz. Oradan sonraki süreç çok daha hızlıydı. Ben zaten nasıl geçtiğini hatırlamıyorum çok yani. Sadece yaşandı, bitti. Zaman kavramı yok. Fonlamadan sonra ben birkaç ay sonra üretim yaptıkları atölyelerine gitmiştim. Yürüyememiştim. Yani çalışan sayısından yürüyememiştim. Hep genç arkadaşlardı. Evet. Yaş ortalaması da 20 falan herhalde. Evet. Ama yürüyememiştim yani. O kadar yoğundu. Herkes bir şey üretiyordu. Çünkü 64 ülkeye sipariş gidecek. Aynen. 64 ülkeye 500 sipariş gidecek. Orada birçok sıkıntı da yaşandı yine. Çip almaya çalışıyoruz mesela. 3 dolardı. 5 oldu. 10 oldu. 15 oldu. Yakalamaya çalışıyoruz. 2-3 farklı yerden soruyoruz. 20-30 oldu. Biz en son 20'den zor alabildik yani. Fiyatları tırmanıyor böyle. Evet yani buna benzer birkaç böyle olağanüstü sıkıntıyla da karşılaştık. Aynı zamanda işte içeride 15 kişi falan var. 100 metrekare ofis. Ama 100 metrekarenin çoğu da dolu yani. Raflar, yazıcılar, test. İşte bir yerde montaj oluyor, bir yerde test ediliyor, bir yerde başka bir işlem yapılıyor. Çok yoğun bir süreçti. Ekibimizden çoğu kişi de şu an hani o günleri birlikte tekrardan anıyoruz yani. Şu an bile çok keyifli yani o günleri şimdi tekrardan hatırlamak. O zaman bir mesaj daha verelim burada. Aslında her yaşadığınız girişimciler için ne yapmaları gerektiğine de bir örnek. Evet. İşte biz girişimcilerden kampanya formlarını doldurmalarını istediğimiz zaman orada bir risk yönetimi var. Yani riski de öngörebilmeleri gerekiyor. Biraz önce çok güzel bir şey söyledi Hüseyin. İşte biz 2 dolara, 3 dolara aldığımız çip 30 dolara kadar tırmanmıştı dedi. Bu bir risk. Evet. Bu riskleri de nasıl yöneteceğini girişimcinin başta planlaması lazım. Öngörüler gerekiyor. Yani siz finansal riskleri, üretim risklerini, tedarik risklerini hepsini aslında girişimcilerin öngörebilmesi gerekiyor. Bunu öngörebilen girişimcilerle aslında yatırımcılar ilerlemek istiyor. Tabii ki her şeyi tahmin edemeyiz ama bu tahminlere işte marjlar koyabiliriz. Yani 2 dolara alacağı bir çipi 30 dolara çıkacağını tahmin edemeyebilir. Burada olası risk hesabından bir marj koysaydı çok daha finansal açıdan, ki ben biliyorum zorlandılar, finansal açıdan daha planlı gidebilirlerdi. Bunun da altını çizmek lazım burada. Demek ki Türk Ticaret Kanunu'nu bilenler bilir. Basiretli tüccar tabiri vardır orada. Niye Türk Ticaret Kanunu basiretli tüccar demiş? İşte bu yüzden öngörülü olan tüccarlar bu ticaret yapsın demiş. Siz de bunları yaşadıkça basiretli tüccar olmaya doğru gidiyorsunuz. Bu tür sıkıntıların üzerine atlatırken aynı zamanda 500 sipariş, ön siparişi hazırlamaya çalıştık. Onları tamamlamamızın ardından hemen yine tekrardan yeni satış kanalları, pazarlama, bayiliklerle görüşmeler, yine çalışmaya devam ettik. Şöyle bir şey de fark ettik. Sektörün daha içinde oldukça, Türkiye'de bu işi yaptıkça 3 boyutlu yazı sektörü çok daha hızlı bir büyüme kat ediyordu. Yani bizim yaptığımız ürün gayet iyiydi. Fakat biz işte çok daha fazla ürün kalemimizi arttırmamız gerekiyor diye düşündük. Çünkü 3 boyutlu yazı pazarının henüz böyle Apple, Samsung gibi firmalar yok. Kim büyürse o olacak. Biz dedik ki biz buraya gidebiliriz dedik yani. Büyümeyi yani hızlanmayı kesmememiz lazım. Kickstarter yaptık, satışlarımız yaptık, bayiler üzerinden ilerliyoruz. Ama tekrardan o çok daha hızlı ilerlememiz gerekiyor. O zaman burada hızı kesmediler ya, üçüncü kampanyaya gelelim. Evet. Daha üç tane daha var. Aynen. Üçüncü kampanyaya gelelim. Tekrardan 2023 Ocak'ta bu sefer. Bir iki kez Ocak. De. Değil mi? Tam evet, iki Ocak. Evet, iki Ocak'ta tekrardan kapınızı çaldık. Biz girebilir miyiz dedik. Tekrardan bizi çok samimi bir şekilde karşıladınız. Bizim planlarımızı mantıklı buldunuz. Bu sefer ikinci fon bulucu kampanyamıza başladık. Ama bu enteresan bir kampanya. Bu da enteresandı. Yılbaşı öncesine geliyordu. Fatih'le ofise çekildik. 2-3 hafta neredeyse çıkmadık diyebilirim. Bütün hazırlığını yaptık. Yine güzelce hazırlandık. Biz o zamanki sürece kadar da ama yatırımcı ilişkilerimizi çok güzel korumuştuk. Doğru. Telegram kanallarımız aktifti. Her ay ne yaptığımızı söylüyorduk insanlara. Yani 1587 tane aslında içeride yatırımcı var. Ve bu yatırımcıları sürekli bilgilendirerek aslında ikinci yatırım tura geldiklerinde potansiyel yatırımcı, otomatikman evet. Potansiyel yatırımcı oldular. Evet. Biz aslında planımızı çok net anlattık yani öncesinde. Dedik ki yeni ürünlerimiz var. Bunları bir an önce Ar-Ge'sini tamamlayıp piyasaya sürmemiz gerekiyor. Hızlı davranmamız lazım. Bunun için yatırımcılarımıza desteğinize ihtiyacınız var. Biz bir daha geliyoruz dedik.
Onlar da bizi kırmadılar. Çok hızlı yine gerçekleşti ikinci kampanya. Yalnız bir de girişimci kurnazlığı da çok önemlidir. Bu pozitif anlamda söylüyorum bunu. Girişimci o 1587 yatırımcının yanında kendi network'ünü de ciddi şekilde bu işin içerisine sokmak istedi. Bu arada bu aralarda hiç bahsetmedik evet. Ama dünyanın her yerinden ödül aldılar. Evet. İşte Azerbaycan'a gidiyorlar, birinci oluyorlar. İşte ne bileyim Londra'ya gidiyorlar, Los Angeles'a gidiyorlar, birinci oluyorlar. Dolayısıyla baktığınız zaman birçok ödül de var. Bu da ister istemez aslında girişimcinin yatırımcısı olmak isteyen sayısını da otomatik artırıyor. Bunların hepsini çok güzel raporladılar yatırımcılarına. Evet. Ama esas buradaki düğüm Haluk Bayraktar, hepimizin bildiği Bayraktar İHA'larıyla hepimizin duyduğu savunma sanayinde gerçekten çığır açan işler yapan çok kıymetli insanlar. Evet. Onların Co-Print'e ilgisi aslında işi rengini değiştirdi. Bence biraz oradan da bahsedeyim. Take Off Bakü etkinliğine katıldık. Teknofest Azerbaycan kapsamında düzenlenen. O etkinlikte stand açmıştık. Orada aslında bir girişimcilik yarışması vardı. Fatih sunum yaptı. Oradaki o girişimcilik yarışmasında biz üçüncü olduk. Bizi buna layık gördüler. Aynı zamanda standımız da çok fazla kişi ziyaret etti. Çok renkliydi. Bizim standlarımız zaten genelde böyle rengarenk oluyor. Böyle bir de hemen görülmeye yakındı, kapıya yakındı. Böyle çok giren herkes ilgisini çekiyordu bizim standımız. Haluk Bayraktar da bizim standımızı gezerken aslında şöyle bir şey oldu. Yanında şimdiki yeni Sanayi Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır da birlikteydi. Birlikte geziyorlardı. Biz hemen kendilerini karşıladık, kendimizi tanıttık. Ama Mehmet Fatih Kacır Bey bizi zaten tanıyordu. Ben sizi tanıyorum, çok iyi gidiyorsunuz diyordu. Formulcu kampanyamızdan da haberdardı o zaman. Çok iyi gidiyorsunuz diyordu. Hemen yanındaki Haluk Bayraktar'a dönüp dedi ki bu çocuklara yatırım yapmalısın dedi. Yani yeni gelmişti aslında. Çok daha konuşmamıştık. Haluk Bayraktar'la da daha bir şey konuşmamıştık. Dönüp dedi ki bu çocuklara yatırım yapmalısın dedi. O da dedi ki ciddi misin yani? Aslında ilk kamu desteklerini de orada aldılar yani. dedi ki bu çocuklara yatırım yapmalısın. Çok iyi gidiyorlar bence dedi. O da dedi ciddi misin? Tabii. Şimdi hemen bir fotoğraf çekinelim. El sıkışın. Söz verin. Bu çocuklara yatırım yapmalısın dedi. Biz de o süreçten sonra olayı ilerletmeye çalıştık. Görüşmeler oldu. İşte Baykar'a birkaç defa gittik. Şahabettin abi var. Onunla biraz da olayın teknik tarafını onlara anlattık. Onlar da incelemek istediler. Onlara da güzelce anlattık. Bir kez de bizim ofisimize geldiler. Orada onları ağırladık. Bu süreç boyunca da hani her şey olumlu geçti. Ve bu arada birlikte 8 metrekareye değil, büyüdük. Evet, aynen. O ofise geldi. Evet, aynen. Güzel ofise geldiler 100 metrekareye. Orada işte olay güzel gelişti. Her şey olumluydu. Bakü'de başlayan bir tanışmanın ardından yatırım işlemi gerçekleşmiş. Kampanya oldu. 10 milyon liralık açıldı. Evet, kampanya 10 milyon liralık. 2 milyon da ek, daha doğrusu fazla fonlama hakkınız vardı. Evet. Ne oldu peki? Biz başlar başlamaz her şey yine çok hızlı gelişti. Sistem çöktü. 7 dakika içerisinde. Yani şöyle söyleyeyim. Normalde bizim gerçekten bağlı bulunduğumuz işte Paratika var, Merkezi Kayıt Kuruluşu var, Takas Bank var. Bir entegrasyonla çalışır sistem. Siz yatırım yaptığınız zaman paralarınız Takas Bank'a gider. Bu sistemde maalesef bir sorun oldu. O sebebi de aşırı yüklenmeden, biz bu kadarını beklemiyorduk çünkü. Co-Print girişimi Türkiye'de ilk kez kitle fonlama sistemini durduran girişim olarak tarihe geçti. Sistem sadece bizde değil, tüm platformlarda durdu. Evet, ve aslında 7 dakika içerisinde 22 milyon liralık bir talep toplamışlardı. Değil mi? Yanlış söylemiyorum şu an. Doğru. Evet. Böyle bir şey gerçekleşti. Bu da insanların bize duyduğu teveccühü gösteriyordu. O gün de yine böyle bir çok büyük bir aydınlanma yaşadık yine yani. Dedik ki biz nerede olduğumuzu farkına varalım. Bir fazla çalışmaya başlayalım. Algısı o gün yine geldi bize yani. Yine o doğrultuda ilerleme çalışmaya devam ediyoruz bu arada. Burada hemen şunu da söyleyeyim ben. Tabii ki o sistemin hata vermesinden birçok yatırımcı yatırım yapamadı ve bizim telefonlar kilitlendi, e-postalar doldu. İnsanlar şikayet ettiler bizi. Yani sistem çöktü, biz Co-Print'e yatırım yapamadık diye. Evet. Biz de kendi aramızda değerlendirdik ve ilk kez yine belki de dünyada yapılmıştır kitle fonlaması telafi turu yaptık. Ve orada ön talepler toplandı. 1300 kişiye yakın ben yatırım yapamadım diye yatırım yapmak istediler. Sonra bir 5 milyon liralık evet. Daha yatırım turu düzenledik. Onda da yine fazla talep geldi ama dolayısıyla
aslında 17 milyon liralık bir ilk etapta bu giriş turlar için 3 milyon da daha önce alınan 20 milyon liralık bir kaynağa aslında Co-Print ulaşmış oldu ama evet. durmadılar. Çünkü dünyada kitle planlaması kamp platformu varsa biz oradayız dediler. Oraya gel bence. Şimdi bu sefer çok daha güzel bir ürün geliştiriyoruz abi, ondan bahsedeyim direkt. Bu sefer hem 3 boyut yazıları hızlandıran, hem 3 boyut yazıları uzaktan kontrol edilmesini sağlayan, hem de çok daha gelişmiş bir şekilde renkli baskı almasını sağlayan bir ürün üzerine çalışıyoruz. Çok güveniyoruz bu ürüne. Şu an bütün hazırlıklarımız onun odağında. Hedefimiz yine Kickstarter, yine kitle planlama platformu. Kickstarter'ın şu şeyine güveniyoruz. Kickstarter'da çıktıktan sonra yine dünyanın her yerindeki kullanıcılara bir anda ulaşabiliyor olacağız. Bu arada araya bir de Indiegogo koydunuz. Evet, o arada bir tane yani de onu da bırakmadılar. Yani. Indiegogo'da da kampanya yaptılar. Evet. Çünkü ürün hazır artık. Bu platformlar satış platformları. Dolayısıyla nereden satabilirsek oradan satıyoruz. Aynen. Biz de zaten üretebilir haldeydik yani o zaman. Neden onu yapmıyoruz dedik yani. Pazarlamadan bir şeyi kısmayalım. Yeni ürün işte tekrardan Kickstarter kampanyasını hazırlamaya çalışıyoruz. Bu sefer çok daha güzel olmasını umuyoruz. Bu sefer çok daha hazırlıklıyız. Bu arada dün de büyük bir haber vardı. Ondan evet, da bahsettim. Bence kimle işbirliği yapıldı? 3D Prima diye bir bayi var. İsveçli ama Avrupa tarafında çok alt bayisi bulunuyor. Onunla Ocak'tan beri mailleşiyoruz. Onunla güzel bir gelişme gerçekleşti. Ürünlerimizi aldılar, test ettiler. Test siparişlerini geçtiler. Tekrardan onları da test ettiler. Şu an onaylandı. Artık onların platformunda da satıştayız. Güçlü bir bayi ağları var. O da Co-Print'in satış gününü arttıracağını düşünüyoruz. Bu arada demin eksik kalmasın, Haluk Bayraktar yatırım turuna girmeyi başardı. Yanılmıyorsam 500 bin liralık bir yatırım yapmıştı ama evet, parasının aynen. yarısından çoğunu iade ettik. Evet. Çünkü maalesef. Fazla fonlama olunca evet, yatırımcılara aynen. talep fazla olunca iade ediliyor. Tabii. Böyle bir üzüldü ama evet. bir taraftan da sevindi. O da aslında şaşırmıştı. O gün onu açıklamakta biraz zorlandık yani. Dedi ki böyle olması gerekiyor. Hani abi çünkü çok fazla talep geldi. Veremeyiz sana bu. Ona söz verdiğimiz şekilde tekrardan o işlemi gerçekleştireceğiz ama o gün öyle olması gerekiyordu yani. Çünkü herkes de gerçekleşti. O zaman şey yapalım, son sorular da belki alabiliriz onun için. Tabii. Şu an Kickstarter'da aslında çok büyük bir kampanya hazırlığınız aynen. oldu. Evet. Şu an o büyük Kickstarter kampanyasına hazırlanıyoruz son sürat. Şimdi şeyi fark ediyoruz yani, tekrardan şu an 2 yıl önce yaptığımız hareketleri, işlemleri tekrardan yaparken biz o zaman gerçekten gücümüz düşükmüş yani. Ama ona rağmen iyi şeyler yapmışız. Şimdi çok daha güçlü olduğumuzun farkına varıyoruz. Çok daha sağlam adımlar atıyoruz Kickstarter kampanyasının hazırlık sürecinde. Bir yandan yeni ürünün testleri devam ediyor. Bir yandan küçük pazarlama içerikleri oluşturuluyor. Oradaki planlamalar gerçekleştiriliyor. Bir yandan şimdi Fatih aramızda yok. Ondan da hiç bahsedemedik bu arada. Fatih... Boş ver, bu sefer eksik olsun. Tamam. Yani hep o çıkıyor. Evet. Co-Print'in yüzü o arkadaşlar. Her yerde onu görüyoruz. Yok, bugün de seni evet, görüyoruz. Ama Fatih gibi birisi varken aralarını de... bozmaya çalışıyor. Fatih gibi birisi varken de bana gerek kalmıyor. Çünkü Fatih bu işi gerçekten iyi yapıyor. Şu anda da İngiltere'de, Londra'da bir fuardalar. Aslında iki fuar birden. Önce Birmingham'da bir fuar vardı 3 boyut yazı üzerinde. Şu anda London Tech Week diye bir etkinlik var. Orada bir sunum gerçekleştirecek. Yabancı yatırımcıların da oldu. Bizim Hulusi Bey de orada. Doğrudur. Birçok Türk var. Evet. Bana şey yapacak. Dedim git kontrol et abi. Teftiş etsin abi Fatih. O da o şekilde yani. Şu an yoğun bir şekilde devam ediyoruz. İnşallah Kasım ayına kadar Kickstarter kampanyasını tamamlamayı planlıyoruz. Ben müsaade edersen burada aslında bir tespit yapmak istiyorum. Hikayeyi dinlediniz aslında. Belki bu tür hikayeleri çok fazla duymuş da olabilirsiniz. Burada Kickstarter'da yapılan ilk kampanyada 220 bin dolarlık bir şirkete girişim. Daha doğrusu aslında hemen de girmedi ve o kadar para da girmedi. Onu da söylemek lazım. Evet. Bu bir satıştı. Bu paralar Kickstarter'da birikti. Daha sonra bu paraları almak için tabii ki bir sürü eziyetler de çekildi. O da ayrı bir şey ama sonuçta dikkat edin. Paradan ziyade ürün doğrulaması yapıldı ve satış gerçekleşti. Yani bunun girişimciye verdiği motivasyona inanamazsınız. Ve yatırımcı ilgisini de artırdı. Yani Kickstarter'da 64 ülkeye ben 500 ürün sattım diye geldi karşımıza. Biz nasıl hayır diyelim? Yani doğrulanmış bir ürün var, satılmış bir ürün var. Dolayısıyla yatırımcı ilgisini böyle artırıyor. Bunu şuraya bağlayacağım. Bence Türkiye'deki kurumsal şirketlerin muhakkak ve muhakkak kendi ekosistemlerinde veya ihtiyaç duyduğu ürünleri
girişimcilere sipariş etmeleri lazım. Bakın almaları demiyorum. Yani bir girişimci ben büyük bir kurumsala, ne bileyim işte holdinglerimize şu ürünü verebilirim dediği zaman ona ön sipariş verebilmeli. Yani tamam kardeş sen al 100 bin dolarlık sipariş veriyorum sana, bunun 50 bin doları avans, sen bunu yap getir bana diyebilmeli. 6 ay sonra almalı. Bakın oradan gelen sonuçla nerelere gidiliyor. Dolayısıyla bence girişimcilerin asıl ihtiyacı olan tabii ki finans kaynağı, ama finansa ulaşabilmek için ürün doğrulamaları ve bu ürünleri bir şekilde ön siparişle satmaları gerekiyor. Burada varsa şirketlerimiz, holding temsilcilerimiz lütfen bunu dikkate alsınlar. Girişimcilerin asıl ihtiyacı onlarla yapılacak işbirlikleri. Değil mi Hüseyin? Evet, haklısın abi. O süreçte yardımcı olmak, gerçekten en başında yardımcı olmak bir girişime çok büyük bir etkiye sahip yani. Çünkü her şeyi bir anda hızlandırabiliyor dediğin gibi. Böyle bir yardımın olması girişimi hayata geçmesine çok büyük yardımcı olur yani. Bizde de bu tüm olaylar gerçekleşti. O zaman Kickstarter'daki ürünün farklılığı ile ilgili de biraz bilgi verelim. Yani neyi değiştirdiniz size? Bu kadar büyük etki sağladı. İnsanların mevcutta sahip olduğu 3 boyut yazıcılar var. Bunu yeni de almış olabilir, birkaç yıl önce de almış olabilir. Bu yazıcıları aktif kullanıyor da olabilir, kullanmıyor da olabilir. Yani özellikleri çok iyi olmayabilir. Biz bu yazıcıları, mevcut yazıcılarını bir anda kapasitesi çok yüksek bir hale getiren bir ürün satıyorduk aslında onlara. Diğer rakibimize göre de oldukça uygun fiyatlıydık. Ve çok kolay bir kurulma ve kullanıma sahipti. Böyle olduğu için insanlar denemekten hiç gocunmadılar. Denemek için ürün tak çalıştı zaten. Evet, ürün tak çalıştı bir şekildeydi. Bir de yani 3 boyutlu yazıcının bir anda kapasitesini çok artıracak olması, bir anda renkli baskı yapabilecek olması onlar için onları heyecanlandırdı. Böyle bir artısı vardı. Bir de bu 3 boyutlu yazıcılarıyla insanlar hobi olarak ilgileniyorlar aslında %90'a. İnsanlar evlerine 3 boyutlu yazıcıyı alıp PlayStation alırmış gibi evine 3 boyutlu yazıcı alıyor. Mesela o elinizdeki tuttuğunuz model aslında bir tane bilgisayar oyunun karakteri. O bilgisayar oyunundaki karakteri mesela beğendiğinde masasına koyuyor. Veya buna benzer her şeyi yapabiliyor. Anneler gününe özel bir model basabilir veya işte evinde kullanılacak şey de basabilir. Soru soracağım, birine bunu hediye edeceğim. Bunu sormadım ama yapacağım bunu yani. Sen istemesen de yapacağım. Bunu salondan biri kazanacak. Çok güzel bu arada. Evet. Yani şimdi öyle olduğu için de insanlara bizim sattığımız ürün şöyle bir değer kazanmış oluyor. Bizim sattığımız ürünle insanlar haftada birkaç saat geçirecek ve o birkaç saatin çok mutlu olacak yani. Biz insanlara böyle bir değer sağlamış oluyorduk aslında. Bu arada bunu da 8 renge çıkardınız. Evet, şu anki renkte. Yani ben 8 rengi tek seferde basabiliyorum. Evet, yeni şeyde gelişmelerin arasına ekledik. Bu sefer 8 renge çıkardık. Daha da gelişmelerini devam ettireceğiz. Yani bir sonraki senelerin yapacağımız Ar-Ge'lerini de şu an aslında planladık yani. Bir sonraki senelerde yapacağımız şeylerin de ne yapacağımızı şu anda peki, görebiliyoruz. Son sorulardan önce şunu almak istiyorum. Co-Print'i biz 5 yıl sonra nerede görebiliriz? Co-Print'i 5 yıl sonra dünyanın en büyük 3 boyutlu yazı firmalarından biri olarak görebiliriz diye düşünüyorum. O zaman biz Co-Print markalı veya başka alt markalı 3D yazıcı da sipariş evet. edebileceğimiz bir şeye mi giriyoruz, döneme mi gireceğiz? Evet, yani aslında şu anki yaptığımız Ar-Ge'ler aynı zamanda 3 boyutlu yazıcının içerisinde geliştirecek olduğumuz Ar-Ge'lerin de altyapısı birlikte olduğu için onlar. Biz 2024 yılında 3 boyutlu yazıcı Ar-Ge'sini yaparken çok zorlanmayacağız. Çünkü şu anki Ar-Ge'leri ona entegre etmiş olacağız. 2024 yılında da kendi 3 boyutlu yazıcımızı çıkarmayı düşünüyoruz. Birçok yatırımcımız da aslında bize ulaşıyor. Diyor ki, oğluma bir tane 3 boyutlu yazıcı almak istiyorum diyor. Hadi bitirin de sizinkini alayım diyor ya bize 2024 yılı için. Biz de heyecanla o günü bekliyoruz aslında. Ben burada bir şey ilave etmek istiyorum. Tabii hobi boyutu ölçeklenmede sorundur. Yani bir girişimin eğer belli bir hedef, kısıtlı bir hedef kitlesi varsa ciddi şekilde ölçeklenme sorunu yaşayabilir. Ama buradaki konuyu iyi anlamanızı çok isterim. Ciddi bir teknoloji üretilmiş burada. Evet. Bu üretilen teknolojiyle bugün farklı renkler, yarın farklı malzemeler anlamına gelir. Yani savunma sanayinde, endüstride şu anda metal baskı yapan da yazıcılar var, 3D printer'lar. Ancak buradaki üretilen teknoloji illaki ürünlerin farklı renkte olması değil, farklı ürünlerin de karışımıyla yeni ürünlerin ortaya çıkması anlamına gelir. Dolayısıyla biz yatırımcı olarak da aslında co-print işte böyle güzel güzel şeyler yapsın, bu hobiye dönüşsün, işte hobi
evinde çocuklar için baskı yapanlara ürün satsın diye yapmadık. Onu söylemekte fayda var. Gerçekten endüstriyel boyutta bir teknoloji geliştiriyorlar. Evet. Gideceği yerle ilgili bazı özel çalışmaları var savunma sanayi ile ilgili. Onları ben girmeyeceğim. Onda girmeyecektir. Evet. Ama Co-Print'i 5 yıl sonra çok farklı bir boyutta göreceğimizi ben de düşünüyorum. Eğer müsaade edersen salondan soru alalım. Sonra ben bir soru soracağım. O soruyu ilk bilene bunu hediye edelim. Müsaade edersen. Tamamdır abi. Tamam. Salondan soru alalım efendim. Buyurun. Evet, merhaba. Toplam yanlış anlamadıysam 17 milyon TL'lik bir yatırım var. 20 milyon. Ama diğer kampanyalar hariç, yani sadece yatırım olarak, hisse satışı olarak 20 milyon liralık yatırım aldı. Karşılığında ne kadar hisse verildi şirketin toplam hissesi? Şu ana kadar ne oldu? Bir sonraki aşamalarda 2024'ün sonuna kadar ne kadar hisse vermeyi düşünüyorsunuz? Ne kadar karşılığında? Şu an Fatih ve Büşra'm daha iyi bilir ama %30'a yakın bir... 30'u biraz geçtik herhalde. Telafi turu ve bedelsizlerle beraber 31,5 civarı olmalı. Evet, evet. 31,5. %60'ı hala girişimcilerde. Fena evet. Değil bence. Aslında şöyle... Buyurun. Değer gittikçe artıyor ya, bu aslında seneye belki 50 milyon TL'lik karşılığında %2. Harikasınız. Tabii, tabii bunlar mümkün, evet. Burada aslında çok güzel, ver onu, çok güzel bir şey söylediniz. Tamam, girişimci kimse istemez hisse elinden çıksın ama %31'ine kadar çıkarak aslında büyük bir değer yakalama şansı elde etti. Bunu da iyi değerlendirdi aldığı parayı, ki hala da çok dikkatli harcıyorlar. Fon kullanım raporuna göre harcıyorlar zaten. Önceden planlanmış harcamalar gerçekleşiyor. Ama değer arttıkça, çok doğru söylüyorsunuz, bu sefer girişimcinin arz ettiği pay düşerken talep ettiği para da yükseliyor. Zaten bundan sonra herhalde bize gelmezler, yeter artık başka da kampanya yapmasına. Artık private equity'ye gitmeleri gerekiyor. Orada işte artık milyon dolarların konuştuğu, belki Türkiye'de belki yurt dışında, inşallah o günleri biz yatırımcılarda göreceğiz. Merhaba. Ben şeyi soracaktım. STK yakın zamanda bir tebliğ yayınladı. Hani bu girişim sermayesindeki paylar, daha doğrusu pay statüsü. Evet. Girişim sermayesi pazarı, evet, tebliğ. Girişim yayın. Sermayesi, evet. Pazarını hani halka arz olmadan nasıl pay statüsüne sokalım? Şöyle, aslında iyi bir soru, çünkü Co-Print'i de ilgilendiriyor. Bu Co-Print işte kampanyalardan, kitle fonlama sisteminden yararlandı. Ama şu anda Sermaye Piyasası Kurulu'nda girişim sermaye pazar adında bir pazar oluşturdu. Bu şu anlama geliyor. Şirketler nitelikli yatırımcılardan, sadece GSYP'lerden veya nitelikli olan yatırımcılardan yatırım alarak aslında bir halka arz yapabilecekler. Burada 3 kademe oluşturuldu. Kitle fonlaması 45 milyona kadar girişimler finansmanı temin edebiliyor bizden. Haliyle şu anda liste açılabilmek için 450 milyon liralık bir aktif varlık büyüklüğünüzün ve 270 milyon liralık da bir cironuzun olması gerekiyor. Buralara ulaşmak biraz daha güç birçok şirket için. O yüzden her ikisinin arasında girişim sermayesi pazarı diye bir pazar yerleştirdi. Uygulamalarını göreceğiz. Mesela Co-Print artık bize gelmeyecek. Diyelim 500 milyon liralık, beyefendinin söylediği gibi, bir yatırım ihtiyacı var. Bir fabrika kurulacak. Anlattı niyetini. Yatırımcılar ikna oldu. İşte kurumsal yatırımcılar tamam biz yatırım yaparız dedi. İşte o girişim sermaye pazarında bu çalışacak. Ve bizim temin edemediğimiz, BİST'te de gidemediği o aralıkta sermayeyi veya yatırımı temin etmiş olacak. Aslında özeti bu. İyi bir çalışma. Sadece nitelikli yatırımcılara açık olduğu için biraz orada bir endişemiz var. Hani o kadar Türkiye'de nitelikli yatırımcı var mı? GSYP var ama bireysel nitelikliler var mı? Orada biraz sorunumuz var. Bir soru daha alalım. Neden İngiltere'de şirket kurdunuz? Yani Türkiye'de teşvikler varken değil. Ben söyleyeyim mi? El mikrofon bende. Tabii, olur. Ya Kickstarter gibi global kitle fonlama platformlarının Türkiye'de kurulan şirketlerin fonlanmasına müsaade etmiyor. Bir Avrupa ülkesi olarak görmüyorlar bizi orada. Dolayısıyla o kampanyaları yapabilmek için o ülkenin kurallarına uygun şekilde bir şirket kurmanız gerekiyor. Evet. Bizde de aynı bu arada. Paya dayalı da bir Almanya'daki şirketi biz fonlayamayız. Türkiye'ye gelip Türkiye'de TDK'ya göre bir şirket kurması gerekiyor. Bu biraz da ülkeler böyle sınırlamalar getiriyor.
Soru almayayım, ben sorayım. Co-Print'in ilk ofisi kaç metrekareydi? 8 metrekare. Şöyle bakayım seçeyim kim olacağını. Hanımefendi söyleyeyim. Evet. 8 metrekare. Evet, bildiniz efendim. Ben hediye, sen hediye. Tamam, hediye. Hanımefendi. Şimdi umarım sizin için ilginç gelmiştir. Gerçekten güzel bir hikaye var burada. Kickstarter'daki kampanyalarını da sadece takip ederek destek dahi verebilirsiniz. Ama ürün de almak isterseniz orada alabilirsiniz. Hüseyin, son bir cümle de senden alalım. Böyle bir konuşmaya fırsat verildiği için aslında çok memnunum. Böyle bir bu hikayeleri anlatmayı ben de istiyordum. Benim içinde de bir şey vardı. Bizim zaten Fatih'le olayımız, hani hep hikayemizi anlattığımızda birilerine ilham olabilmek, bir Türkiye'den böyle bir şeylerin yapılabildiğini göstermek. İşte biz 23 yaşımızda yapabiliyorsak ihracatı, eğer daha kim bilir kimler yapabilir diye düşünüyoruz yani. Bu yolda hani insanlara örnek olabilirsek ne mutlu bize. Bence bu söz bir alkış hak eder değil mi? Tekrar çok teşekkür ederiz katıldığınız için.